Arkadaşlar merhabalar, Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS coğrafyada sınavda çıkabilecek haritaları işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce bununla ilgili 3 adet video çekmiştim. Lütfen onları izlemediyseniz izleyin. Tüm haritaları bu 4. videomuzda da göreceğiz arkadaşlar. İlk 3 videoda anlatmadım ya da ilk 3 videoda olmayan haritalar bu videoda olacaktır. Sizden çok fazla talep geldi. Hocam haritalardan yenisi gelsin, yenisi gelsin diye. Yenisi geldi arkadaşlar işte. Sizden tek ricam kanala abone olup videoyu beğenmenizdir. Tekrardan baktığımızda deneme sınavları gelecek arkadaşlar. Yine haritalar gelecek ve yine bir seriye daha başlayacağız sizlerle. Sadece haritalı sorulardan oluşan soru çözümü yapacağız sizlerle arkadaşlar. Hem haritalardan hem de coğrafyadan soru kaçırmayacağız. 18'de 18 yapacağız arkadaşlar. Hadi hep birlikte sınavda çıkabilecek haritalara bakalım. Evet arkadaşlar, ilk haritamızda başlıyoruz. İlk haritamız Türkiye'deki ovalar haritası. Şuradan kalemimi alıyorum hemen. Türkiye'deki ovalara baktığımız zaman biz ovaları delta ovası, graben ovaları, tektonik ovalar ve karstik ovalar olarak ayırıyoruz. Arkadaşlar delta ovası akarsuyun taşıdığı malzemelerin denize biriktirilmesiyle oluşuyordu. Ve delta ovaların en fazla olduğu yerimiz kesinlikle neresiydi? Baktığımızda Ege bölgesindeki delta ovaları yoğundu diyeceğiz. Neden? Çünkü dağlar kıyıya dik uzanmasından dolayı akarsu getirdiği malzemeyi rahat bir şekilde buraya biriktirebiliyordu. Ve kıyı sığ olmasından dolayı da burada etkiliydi. Başka nerede görüyorum ben? Meriç deltasını görüyorum ki Meriç nehrini burada görüyoruz. Meriç deltası arkadaşlar. Ve yine Samsun'a baktığımız zaman Samsun'un burada Bafra ve Çarşamba ovaları özellikle tarım alanında gelişmesini gösterir. Bakın arkadaşlar, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de delta oluşumuna rastlanmaz, falez oluşumuna rastlanır. Ama Orta Karadeniz'e baktığım zaman Samsun çevresinde dağlar kıyının gerisinde uzandığı için ben burada neyi görebilirim? Deltayı da görebilirim arkadaşlar. Yine Türkiye'nin en büyük deltası nedir? Çukurova'dır arkadaşlar. Burada Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova'yı ve Silifke Ovası'nı görüyoruz. Arkadaşlar, delta ovasına baktığımız zaman Akdeniz'de özellikle Batı Toroslar çevresinde çok fazla delta ovasını görmüyorum ben. Bunun sebebini sordu ÖSYM. Jeolojik yapı diyeceğiz burada. Yani buradaki kayaç türlerinden dolayı, yani karstik araziden dolayı ben burada delta ovasını görmüyorum. Çünkü akarsu burada biriktirme yapamıyor. Peki ben burada neyi göreceğim? Burada arkadaşlar karstik ovaları göreceğiz. Biz bunları Takkem diye kodluyoruz. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı, Muğla. Bunlar arkadaşlar Takkem diye kodluyoruz. Bunlar Akdeniz bölgesi içerisindeki karstik ovalardır. Karstik ovalar suda kolay çözünebilen kayaçların olduğu yerlerdir arkadaşlar. Biz karstik ovalara başka ne diyoruz? Polye ovaları da diyoruz. Karstik ovalara polye ovaları da denir arkadaşlar. Başka tektonik ovalarımız vardır bizim. Tektonik ovalar arkadaşlar fay hatlarına bağlı olarak oluşmuş ovalardır. Genellikle tektonik ovalarını fay hatlarına paralel bir şekilde görebiliriz arkadaşlar burada. Yine baktığımız zaman bunlar mesela çıkmış sınav sorusudur. Hangisi fay hattında, bakın arkadaşlar, şurası Doğu Anadolu fay hattı. Üzerinde bulunan ovalardır. Ve yine şurada da neyi görüyoruz? Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki ovaları görüyoruz. Bunlar da kaflardır. Çıkmış sınav sorusu, ÖSYM bunu da sordu. Hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ovalardan biri değildir dedi. Mesela Elazığ Ovası arkadaşlar Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir. İşte Elbistan Ovası, Malatya Ovası, Bingöl, Muş Ovası diyeceğiz. Yine baktığımız zaman Bolu, Düzce, Merzifon, Erbaa, Niksar, Tercan ve Erzincan Ovaları, Iğdır Ovası, bunlar da Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ovalardır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bir de Graben Ovaları vardır ki Graben Ovaları çöküntü ovalardır. Hani biz daha önce beni dinleyenler bilir. Böyle ne vardı? İki taraftan sıkıştırma vardı arkadaşlar. Güneyden, kuzeyden. Bizim garibanımız vardı. Gariban ne yapmıştı böyle? Çökmüştü. Gariban çökünce graben ovalarını, çöküntü ovalarını meydana getirirdi. Graben ovaları da en fazla Ege bölgesinde diyeceğiz arkadaşlar. Biz ovalarda daha çok tarım ticaret yaparız. Sanayi faaliyetlerini yaparız. Özellikle Marmara'daki ovalara baktığımız zaman daha çok ticari faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Delta ovalarında daha çok tarım faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Genel olarak Türkiye'deki ovalar bu şekildeydi. İlk haritamız bu şekilde arkadaşlar. İkinci haritamıza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci haritamızdan sonra ikinci haritamıza geçiş yapıyoruz. İkinci harita Türkiye'deki yağışın dağılışı ve yağışın biçimi ile alakalı. Arkadaşlar biz yağışa baktığımız zaman 3 türlü yağış biçimimiz var bizim. Nedir bunlar? Bir orografik, yani yamaç yağışı, konveksiyonel yani yükselim yağışı, bir de
cephe yağışı. İlk başta orografik yağıştan başlayalım. Arkadaşlar, orografik yağışlar dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde görülür. Bakın burada Karadeniz bölgesinde orografik yağışları, yamaç yağışlarını görüyoruz. Neden? Çünkü bakın şöyle arkadaşlar, bir dağ yamacı boyunca nemli hava kütlesi yükselir ve yükselen hava kütlesi burada yağış oluşturur. O yüzden Doğu Karadeniz'de bol yağış olur. Peki hocam, neden Doğu Karadeniz Batı Karadeniz'e göre daha fazla yağış alır? Çünkü Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya daha yakındır arkadaşlar. Dağlar kıyıya daha yakın olduğu için hava kütlesi hemen yükselir. Yükselen nemli hava kütlesi hemen yağış oluşturur. Ama Batı Karadeniz'de bakın şöyledir. Birazcık daha hava kütlesi ilerler, daha sonra yükselir. O yüzden arkadaşlar, buraya baktığımızda ne diyeceğiz? Doğu Karadeniz Batı Karadeniz'den daha fazla yağış alır diyeceğiz. Peki şurada bir dağ görüyorum. Bu dağ neydi? Yıldız Dağları'ydı. Ne biliyordum ben bununla ilgili? Masif arazi olduğunu biliyordum. Deprem riskinin az olduğunu biliyordum. Yine buradan Karadeniz'den gelen nemli hava kütlesi buraya bol yağış bırakır ve çok fazla yağış alır diyeceğiz arkadaşlar. Yıldız Dağları. Orografik yağış, yamaç yağışı dağların kıyıya paralel uzandığı yerde olur. Peki hocam, Ege bölgesinde neden yok ya da neden azdır orografik yağış? Çünkü dağlar kıyıya dik uzanır arkadaşlar. Ege bölgesine gelen nemli hava kütlesi iç kesimlere doğru gider. Bir dağ yamacı boyunca yükselmez. Yükselmeyeceğinden dolayı orografik yağışlara rastlanılmaz ya da çok az rastlanır diyeceğiz. Ama şurası hariç arkadaşlar. Bakın şurada Menteşe Dağları'nı biliyoruz biz burada. Burada Menteşe Dağları'nda buradan gelen nemli hava kütlesi yükselir ve Menteşe Dağları'nda Muğla çevresinin bol yağış almasını sağlar değerli arkadaşlar. Başka bir bu dedik. İki konveksiyonel yükselim yağışları özellikle karasal iklim bölgelerinde görülen yağışlardır. Sıcak havanın ısınan havanın yükselmesiyle oluşur. İç Anadolu'da ilkbahar ayında oluşur. Neden? Çünkü kış ayından çıktım. Kış ayından çıktıktan sonra ilkbaharda hava ısındı. Birazcık serin bir hava ve ısınan hava var. Isınan hava yükselir, yağış oluşturur diyeceğiz. İç Anadolu'da buna 42 ikindi yağışları denir arkadaşlar. Neden 42 ikindi? Çünkü Nisan-Mayıs aylarında 40 gün sürer ve ikindi vakti yağdığı için. Mesela bugün görüyorum, ben bugün Ankara'dayım. Baktığım zaman öğlene kadar çok sıcak bir hava, öğleden sonra yağmur var. İşte bunlara biz konveksiyonel yani yükselim yağışları diyoruz. Ve yine Doğu Anadolu bölgesinde de görülür. Peki hocam, neden Doğu Anadolu bölgesinde yazın görülür de İç Anadolu'da ilkbaharda? Çünkü arkadaşlar, Doğu Anadolu'da ilkbahar diye bir mevsim yoktur. Doğu Anadolu ilkbaharda yani Mart-Nisan aylarında çok soğuktur. O yüzden hava ısınamaz. Hava ne zaman ısınır? Mayıs-Haziran ayında ısınır. Özellikle Mayıs-Haziran ayında yaz yağışları vardır Doğu Anadolu bölgesinde diyeceğiz. Burada başka yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde de görüyoruz. Geldik cephesel yağışlara. Cephe, iki cephe var arkadaşlar. İki farklı hava kütlesi var. Bunlar orta enlemde olmamızın sonucuydu. Hatta bunu tekrar ediyorum burada. Kaç kere söyledim, ezberlediniz artık biliyorum. A, B, C, D. A, Akdeniz iklimi. B, Batı rüzgarları. Cephe yağışları 4 mevsim. İşte şu cephe yağışları yani Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonucuydu cephe yağışları. Ülkemizde Akdeniz'de, Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında cephe yağışlarına rastlanır diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da kış aylarında. Tüm Türkiye'de etkili olan, kış aylarında etkili olan yağış cephe yağışıdır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Cephe yağışı tüm Türkiye'de kış ayında etkilidir diyeceğiz. Evet, yağışın dağılışı ve biçimi de bu şekildeydi. Üçüncü haritamıza geçiş yapıyoruz. Evet, üçüncü haritamıza devam ediyoruz. Üçüncü haritamıza baktığımız zaman Türkiye'deki endemik bitkiler haritası. Arkadaşlar, endemik bitki dediğimiz zaman karşımıza şu gelecek. Dünyada tek bir alanda yoğunlaşan ve tek bir yerde görülen endemik bitkilere endemik bitki denir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar, bizde en fazla endemik bitki bölge olarak baktığımızda Akdeniz bölgesinde diyeceğiz. Unutmayalım lütfen. Akdeniz bölgesinde diyeceğiz burada. Eğer bölüm olarak sorarsa Batı Karadeniz'de, Batı Toroslar'da diyeceğiz. Hemen yerini göstereceğim şimdi. Batı Toroslar'da. Baktığımızda arkadaşlar, eğer il olarak sorarsa en fazla endemik bitki il olarak da arkadaşlar nerededir? Antalya'da diyeceğiz. Tamam mıdır? Unutmayın lütfen bunları. Yani nereden bahsediyorum? Arkadaşlar, bölge olarak derse Akdeniz bölgesini aldım. Eğer il olarak derse, bölüm olarak derse, bakın Batı Toroslar, Toroslar şu kesim, Batı Toroslar. Eğer il olarak derse de Antalya'yı alıyorum burada. Endemik bitki çok fazla.
Peki hocam bizde endemik bitki neden bu kadar fazla? Çünkü arkadaşlar yeryüzü şekilleri çeşitli olmasından dolayı, eğim engebe fazla olmasından dolayı ve buzul çağlarından kalma bitkiler de bizde çok fazla var. Yani iklim değişikliğinden dolayı diyeceğiz burada. Bakın Çanakkale'de Kaz Dağı Göknamı görmekteyim. Zonguldak'ta Istıranca meşesini, Kastamonu Yozgat çevresinde İspir meşesini, yine Rize'de Anzer çayı, Artvin'de fıstık çamını görmekteyiz arkadaşlar. Yine Van'da Ters Lale, Van Hakkari çevresinde, Bitlis'te Nemrut soğanını görüyoruz arkadaşlar. Nevşehir'de Kapadokya soğanını görmekteyiz. Yine Eğirdir Gölü, Isparta Eğirdir Gölü çevresinde Kastak meşesini, Antalya Çiğdem'i, yine Muğla çevresinde ve İzmir çevresinde de neyi görüyoruz? Endemik bitkileri görmekteyiz arkadaşlar. Bir de relikt bitkiler vardır. Şöyle şunları da şöyle bir göstereyim. Relik bitki. Kelime olarak bilseniz yeterli arkadaşlar. Relik bitki kalıntı bitki demektir. Buzul çağlarından kalan bitkilere relik bitki de denir arkadaşlar. Bir diğer haritamıza başlıyoruz. Hayvancılık. Arkadaşlar hayvancılıkta kıl keçisi, tiftik keçisine bakalım şimdi. Tiftik keçisi daha çok Ankara çevresinde görülür ve tiftik keçisi yine Siirt'te de görülür arkadaşlar. Sadece Ankara almayın. Siirt çevresinde de tiftik keçisi vardır diyeceğim. Kıl keçisi. Özellikle keçiler neyi sever? Eğim engebeyi sever. Ve kıl keçisine baktığım zaman daha çok nerede arkadaşlar kıl keçisi? Baktığımızda Teke Taşeli platosunda. Bakın şurada Teke platosu, şurası da Taşeli platosu. Yani kıl keçisine de birinci ilimiz Mersin'dir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum ipek böcekçiliği. Özellikle ipek böcekçiliğine baktığımız zaman dut ağacının yaygın olduğu yerlerde fazladır. Ve Diyarbakır burada çok çok önemli arkadaşlar. Diyarbakır ve Bursa ipek böcekçiliğinde çok önemli yerlere sahiptir diyeceğiz burada. Geldim sığır yetiştiriciliğine. Arkadaşlar sığır yetiştirince iki tür yetiştiricilik vardır. Bir, besi hayvancılığı gelişmiş yöntemdir, modern yöntemdir. Büyük şehirlere yakın yerlerde yapılır besi hayvancılığı. Konya birincidir arkadaşlar burada. Çünkü şeker pancarı fabrikaları var ve bundan da hayvan yeme elde ediliyor. Konya bir numara. Bir de arkadaşlar mera hayvancılığı vardır. Saldım çayra, mevlam kayra. Burada arkadaşlar ne yaparsın? Çayır bitki örtüsünün olduğu Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde salarsın çayra. İklime bağlılık fazladır arkadaşlar burada. Ot varsa hayvan yer, ot varsa ot yoksa yemez. E peki başka? E hayvan yerse et ve süt verimi yüksek olur, yemezse et ve süt verimi düşük olur. O zaman ben ne diyeceğim burada? Et ve süt verimi dalgalıdır arkadaşlar. Verimi düşüktür ve dalgalıdır diyeceğiz. Erzurum, Kars, Ardahan'da da mera hayvancılığını görüyoruz. Başka arıcılık. 2022'de iptal edilen sınavda çok çok tartışılan bir soruydu arıcılık arkadaşlar. Arıcılıkta bir numaralı ilimiz, bakın tekrar ediyorum, birinci ilimiz Adana'dır. Tamam mı? Unutmayın. Daha sonra Ordu, Hakkari, Erzurum, yine Giresun gibi, Rize gibi illerimizi sayabiliriz. Muğla gibi illeri sayarız. Ama bölge olarak ÖSYM sorduğundan dolayı ben bölge olarak bir numarayı Ege alıyorum arkadaşlar. 2022'nin tartışmalı sorusuydu. Bölge olarak arıcılıkta birinci il bölgemiz Ege bölgesidir. İl olarak sorarsa Adana'dır diyeceğiz arkadaşlar burada. Geliyorum arıcılıktan sonra enerji kaynakları. Bir lignit kaynağına bakıyorum arkadaşlar. Lignit özellikle 3. jeolojik zamanda oluştuğundan dolayı ülkemizin hemen hemen her bölgesinde vardır. Nerede işlenir, nerede çıkarılır bakalım buradan. En önemli yatakları Afşin Elbistan'dır. Unutmayın Maraş'taki Afşin Elbistan. Hem çıkarılır burada hem işlenir arkadaşlar Afşin Elbistan'da. Lütfen unutmayalım bunu. Yine Sivas Kangal arkadaşlar işlenir, çıkarılır. Yine rezervinin Konya Karapınar'da olduğunu görüyoruz. Ankara Çayırhan, bunu da lütfen unutmayalım. Hem çıkarılır hem işlenir diyeceğiz. Ve yine arkadaşlar Çanakkale Çan işlenir burada. Yine Tavşanlı Tunç Bilek burada da çıkarılır işlenir. Yine Manisa Soma'yı da alabiliriz arkadaşlar. Lignit için. Başka doğalgaz. Burada doğalgaz gelmedi. Şuradan doğalgaza geçelim bir. Doğalgaz arkadaşlar. Doğalgazı biz ne diye kodluyorduk? Daha önce izleyenler bilir. OH diye kodluyorduk arkadaşlar. Şöyle OH. O Ovakçe, H Hamitabat, A Ambarlı. 3 tane yerimiz var ki Hamitabat'ı unutmayın burada. En önemlisi Hamitabat arkadaşlar. Kırklareli, bakın şurada yer alan Hamitabat'ı görüyoruz biz burada. Yine Ambarlı İstanbul'da ve Bursa'da yer alan Ovakçe'yi görüyoruz burada. Yine Mardin'de Çamurlu var arkadaşlar burada bilmemiz gereken. Bir de çıkmış sınav sorusudur. Bakın şunu unutmayın. Hangi enerji kaynağı daha temizdir diye sordu ÖSYM. Doğalgaz arkadaşlar diğerlerine oranla çevreyi daha az kirletir. Tamam mı? Yani hangisi çevre kirliliğine daha azdır derse doğalgazdır diyeceğiz. Ki çıkmış sınav sorusuna da cevap Hamitabat'tı. Unutmayalım. Doğalgaz çevreyi daha az kirletir. Lignite, taş kömürüne ya da petrole göre
daha az kirlettiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Doğalgaz daha temiz bir enerji kaynağı. Demir, demire baktığımız zaman Sivas Divriği de çıkar, Malatya Hekim Anasan Çelebi de çıkar. Arkadaşlar, Sivas Divriği de çıkan demir Ereğli'de işlenir, Karabükür Ereğli'de ya da Zonguldak'ta işlenir. Neden? Çünkü burada ne var? Enerji var. Yani taş kömür var. Sakın gidip de, bakın sakın gidip de Karabük'te, Zonguldak'ta demir çıkıyor demeyin. Demir Sivas Divriği'de ve Malatya Hekiman Hasan Çelebi'de çıkıyor arkadaşlar. Başka Malatya Hekiman Hasan Çelebi'de çıkan demir de nereye gidiyor? İskenderun'a gidiyor. Burada İskenderun var. İskenderun'a gidiyor. Peki neden İskenderun'a gidiyor? Çünkü buradaki liman fonksiyonundan dolayı diyeceğiz arkadaşlar. 2022 yine çıkmış sınav sorusu. Bakır. Beni dinleyen arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Bakır'ı ne diye kodlamıştık biz? Kader diye kodlamıştık arkadaşlar. Kader de gülecekmiş. Ne zaman? Ne zaman demiştik sizlere. İnşallah sınavdan sonra demiştim yine ama yine sınav geçti. İnşallah bu sınavdan sonra sizlere kader gülecek. Atandığınız yerlerde gülecek kader inşallah sizlere arkadaşlar. Kadere bakalım. K. Kastamonu Küre. Artvin Murgul. Diyarbakır Ergani. Elazığ Maden. Rize Çayeli. Kader arkadaşlar. Bakırın çıkarıldığı yerler. Bakın çıkmış sınav sorusunda cevap buraydı. Elazığ'da ne var arkadaşlar? Diyarbakır Ergani'de Elazığ'da bakır işleme tesisi vardır. Kastamonu Küre'de bakır işleme tesisi vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Samsun'da. Bakın bakır işleme tesisi var ama Samsun'da bakır çıkarılmaz arkadaşlar. Samsun'da bakır işlenir. Peki neden? Çünkü liman fonksiyonundan dolayı diyeceğiz. Bir de Artvin Murgul. Kader de gülecekmiş. Bakalım kader deyince aklımda ne gelecek? Bakır gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz Türkiye'deki tarım ürünlerine şöyle bir bakalım. Pamuk arkadaşlar özellikle pamuk yaz sıcaklığını yaz kuraklığını çok fazla sever. Pamukta bir numaralı bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Peki neden Güneydoğu Anadolu bölgesi? Çünkü sulamayla birlikte GAP'la birlikte sulama geldi ve sulamayla birlikte de pamuk üretiminin arttığını görüyoruz. Hatta birinci ilimiz de Şanlıurfa'dır ki çıkmış sınav sorusudur yine 2022'de. Hangisi daha fazla etkilenmiştir diye sordu. Şanlıurfa özellikle projelerde çok fazla etkilenmiştir. Baktığımızda Güneydoğu Anadolu'da çok fazla görüyoruz biz pamuğu. Başka Malatya, Elazığ çevresinde pamuk üretimini görüyoruz. Yine Iğdır arkadaşlar mikro klima alan olduğu için, çevresinde bir alçakta yer aldığı için pamuk üretimi fazladır. Yine Ege'de de pamuk üretimini, Akdeniz'de de pamuk üretimini görüyorum. Pamukta birinci ilimiz Şanlıurfa'dır, unutmayalım. Pirinç, sulak alanları sever, sulamayla yetiştirilir arkadaşlar. Sulak alanlar çok sever pirinç. Pirinçte birinci ilimiz Edirne'dir. Özellikle bakın akarsu boylarınca yetiştirilir ve devlet kontrolündedir. Neden? Çünkü arkadaşlar baktığımızda sıtma hastalığına sebep olduğu için devlet kontrolündedir. Edirne, Balıkesir, Bursa çevresi, Samsun ki buradaki Kastamonu Tosya pirinci var arkadaşlar burada. Bu pirinç üretimi çok fazla. Yine Diyarbakır'da da pirinç üretimini görüyoruz. Mısır. Arkadaşlar mısır Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişir. Bakın unutmayın Karadeniz'de doğal olarak mısır yetişir. Burada sulamayla değil doğal olarak. Diğer bölgelerimizde sulamayla yetişir diyeceğiz mısıra. Mısıra baktığım zaman Karadenizliler daha çok ne yiyor? Mısır ekmeği. Arkadaşlar ürettikleri kadar yedikleri için çok fazla dışarıya satış yok. Dışarıya satış olmadığından dolayı ticareti çok fazla yoktur arkadaşlar mısırın. Ve yine baktığımız zaman Karadeniz dışında Konya çevresinde özellikle KOP projesiyle birlikte gelen KOP projesiyle sulama olanakları artmıştır. Sulamayla birlikte mısır üretimi de çok fazla artmıştır. Hatta Konya Mısır'da Türkiye'deki birinci ilimizdir diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım Mısır'da. Ege bölgesinde yine görürüm. Adana'da Çukurova'da görürüm. Arkadaşlar Adana Çukurova'da sıcaklık fazla olmasından dolayı yılda birden fazla hasat edilebilir. Çünkü bitkiler erken olgunlaşır. Bitkilerin erken olgunlaşmasını belirleyen şey sıcaklıktır ki sıcaklığın fazla olmasından dolayı Adana çevresinde bitkiler erken olgunlaşır diyeceğiz. Yine Mardin çevresinde de görüyoruz bunu. Çay. Şunu unutmayın. İklim seçiciliği en fazla olan, en dar alanda yetişen tarım ürünüdür arkadaşlar çay. Ve yine baktığımız zaman sadece Doğu Karadeniz'de yetişir. İklim seçiciliği fazla olduğu için Doğu Karadeniz dışında hiçbir yerde yetişmez arkadaşlar diyeceğiz. 7. haritamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. haritamızda Türkiye'deki meyveler. Bunu da siz istemiştiniz. O yüzden koydum bunu buraya. Özellikle üzümden başlamak isterim ki çıkmış sınav sorusudur üzümde. Arkadaşlar üzüm soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür. Bakın lütfen şunu unutmayın. Bir tarım ürünü soğuğa dayanıklıysa üretim alanı geniştir. Peki neden? Çünkü ülkemizde karasal iklim var. Yani sıcaklıklar düşüktür.
Karasal iklim sıcaklıkların düşük olmasından dolayı bir tarım ürünü eğer soğuğa dayanıklıysa üretim alanı geniştir. Mesela çay soğuğa dayanıklı mı? Hayır. Üretim alanı dardır arkadaşlar. Unutmayalım. Mesela muz üretim alanı dardır. Üzüm arkadaşlar özellikle Ege bölgesi ki Ege bölgesinin birinci oldukları tarım ürünleri şunlardı. Zühtü diye kodluyorduk. Belki hatırlıyorsunuzdur. Zühtü diye kodluyoruz arkadaşlar. Zeytin, üzüm, tütün, hey bu. Haşhaş, tütün, incir. Tekrar ediyorum. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Zühtü diye kodluyoruz burada. Üzüm de soğuğa dayanıklı, üretim alanı geniştir diyeceğiz. İncir tüm kıyı bölgelerimizde yetişir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Kış ılıklığını sever. Kış ılıklığını sevdiği için tüm kıyı bölgelerimizde yetişir diyeceğiz. Özellikle Aydın birinci. Kestane özellikle Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinde görülür diyeceğiz. Elma soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür. Birinci arkadaşlar elma da birinci. Burada yazmamış ama Isparta'dır. Lütfen unutmayalım. Elma da birinci olan ilimiz Isparta'dır. Soğuğa dayanıklı olduğu için her yerde yetiştirilir. Turunçgil soğuğa dayanıklı değildir. Akdeniz bölgesinde yetiştirilir diyeceğiz arkadaşlar. Yine Rize'de de turunçgil yetiştirilir. Bunun sebebi mikro klima, küçük iklim olduğundan dolayı. Muz özellikle ülkemizde dar alanda yetiştirilir diyeceğiz. Mersin, Anamur çevresinde çok fazla yetiştirilir. Soğuğa karşı dayanıklı değildir. Üretim alanı dardır diyoruz. Antep fıstığı özellikle arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok çok fazla Antep fıstığı yetiştirilir ki burada da Antep fıstığında birinci olan ilimiz Gaziantep değil Şanlıurfa'dır diyeceğiz. Kayısı soğuğa dayanıklı olan ve Türkiye'nin dünyada bir numaralı olduğu tarım ürünüdür diyeceğiz. Doğu Anadolu'da özellikle Malatya'da bir numara. Fındık. Bakın arkadaşlar fındığı sadece Karadeniz bölgesi almayın. Tamam Karadeniz bir numara ama bakın fındık buralarda hepsinde yetişir arkadaşlar. Yani Marmara'da da fındık yetiştirilir. Lütfen unutmayalım burada. Türkiye'deki meyveler genel olarak bunlar. Birinci olduğumuz tarım ürünlerine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle şuraya bir sileyim yanlış birazcık şey oldu. Şuraya bir sileyim. Ha, birinci olduğumuz tarım ürünlerine baktığımız zaman arkadaşlar biz bunu kufi diye kodluyoruz. Kayısı, üzüm, fındık ve incir dünyada birinciyiz diyeceğiz. Evet geldik nereye? Türkiye'deki göllere geldik arkadaşlar. 8. burada yanlış olmuş bu. 8. Türkiye'deki göller. Şimdi Türkiye'deki tektonik göller özellikle fay hattına bağlı olarak oluşan göllerdir arkadaşlar. Baktığımız zaman Burdur, Acıgöl, Sapanca, İznik Gölü gibi Tuz Gölü. Arkadaşlar Tuz Gölü'nü unutmayın. Türkiye'de seviyesi en fazla değişen göldür ve en sığ göldür Tuz Gölü. Lütfen unutmayalım. Yine Manyas kuş cennetinin olduğu bir yerdir arkadaşlar. Ulubat Gölü, Hazar Gölü, Akşehir, Seyfe, Beyşehir Gölü Türkiye'nin en tatlı gölüdür diyeceğiz ve Eğirdir Gölü'nü görüyoruz burada. Yine volkanik göller içerisine baktığımız zaman Konya'daki Meke Tuzlası'nı görmekteyiz ki özellikle arkadaşlar bu Mağar Gölü içerisinde yer alır. Yine Acıgöl, Nemrut Gölü ve Gölcük Gölü'nü görüyoruz burada. Huzur Gölleri yüksek dağlık alanlarda görülür. Bunları da unutmayın. Biz bunları Kask diye kodluyoruz. Bakın unutmayın. Huzur Göllerini Kask diye kodluyoruz. Neymiş bu? Kilimli Gölü ki Aynalı Gölü de denilir arkadaşlar. Bunlar Bursa Uludağ'dadır. Yine Sat Gölü ve Karagöl. Bunlar arkadaşlar nedir? Buzul gölleri içerisinde yer alır. Karstik gölleri zaten baktığımız zaman karstik denince aklımıza Akdeniz bölgesi gelecekti. Elmalı Gölü, Salda Gölü ki Salda Gölü NASA'nın bile ayak basılmasına izin vermediği bir göldür ama biz orada mangal yakıyoruz arkadaşlar. Maalesef ki Obruk Gölü, Kestel, Avlan ve Kızılören Gölü burada diyeceğiz. Genel olarak göllerimiz bu şekilde arkadaşlar baktığımız zaman. Evet arkadaşlar sizlerle çıkabilecek sınavda çıkabilecek 8 haritayı işledik. Tabii ki de videolarımızın devamı gelecek. Bundan sonra haritalı sorular gelecektir. Takipte kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.